Evet. Akşamlar. Merhaba. İyi Merhaba, iyi akşamlar. akşamlar. Namaste. Nasılsınız? 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 Teşekkür ederim, şükür Allah'a, çok iyiyim. Şükür, sizi gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ederim çok. Ben bunu bir Evet. yakın adam. Sevgili izleyicilerime sizi tanıtmak istiyorum. Üstad eğitmen, Ananda Naser Samadi bu gece bizlerle. Yoganın kralı diyelim mi size? Yoga'nın yolundaki bir yürüyen sadece. Evet, Bu evet. kadar bence yeter. Peki. Teşekkür ederim. Şimdi daha önce rica ederim. Daha önce size sormuştum ama sevgili izleyicilerimiz şimdi Ananda nedir bir öğrensinler. Çünkü soracaklar Ananda ne demek diye. Önce sosyal bir tanıtım benim kendimle. Tabii ki. Adım Nasir. Hı. Nasir Semedi. Çünkü Müslüman bir ailedenim. Nasir ve Semedi, bunlar Kur'an'dan ve Arabi kelime. Nasir yani yardımcı. Evet. Yardım eden insan. Semedi Evet. yani Tanrı'nın, Allah'ın hiç şeye ihtiyacı yok sıfatı. Ama Sanskrit'te samadhi an yoga'nın en yüksek ve fazla katı. Hı. Orada sufiler ona fena fillah söylerler. O insanlar ki çok meditasyon yaparlar ve yoga'nın kralların onlar yıl iyi yani her şeyine dikkatli olanlar ki Hı. evrenden kanundan yani adım atalar ve yoga yapsalar sürekli, bunlar o anandaya çatabilir. O ananda bir şeref, bir lezzet ki o keski içeride kendiyle buluşur. Ondan sonra yavaş yavaş bu hisler ona gelir. İnsanın vücudu 5 katı var normalde. Bir fiziksel bedendi. Anamaya koşa ona söyleriz. Çoğu insan bu dünyadan da maalesef gider ama zanneder ki sadece bu anamaya koşardı ki bunlar unsurlerdi. Toprak, su, ot, hava ve esir, hale. Ama sadece biz bu değiliz. Bundan sonra prana bedenimiz vardı. Özür dilerim. Enerji bedenimiz var. Prana maya koşa Sanskrit'te söylerler. Hı. Oldu. Ana maya koşa fiziksel beden. Prana maya koşa. Hı. Enerji vücudumuz ki biraz hafif, biraz latif, biraz nazik. Ondan sonra zihin Manomaya koşa bizim vücudumuz var. Ondan sonra Fanafillah'ın kapısı Vigyanamaya koşa. En son kat, 5. kat Anandamaya koşa var. Bana söylerler ustad, söylerim ki ben usta değilim. Söylerler ki sen hocasan, söylerim ben hoca da değilim. Ama söylerler ben anandayım çünkü bunu onlar yıldır tecrübe ediyorum. Bunu hiç zaman yalan söyleyemem ve hiç, tevazunun da yolu bu değil ki biz yalan söyleyelim. Hayır, ben anından onlar yıldır yogadan aldım, çok mutluyum. Bu mutluluk içeride demek o 5. vücudumuzdu. Buna anandamaya koşa söylerler. O ki zaten bana ananda nasir söylerler hala. Ama bir Hı. nasir de söyleseler daha iyi olur. Yani sadece nasir bu Hı kadar. hı. Nasir Bey, kaç yıldan beri Türkiye'desiniz? 3 ile yaklaşık 3 ile yani az kalır dolsun. Hı. Ankara'da Hı. yaşıyorum, evet. Ankara'da yaşıyorsunuz. Evet. Peki Ankara sizin memleketinize benziyor mu? Ya öyle bir şehir mi? Bakın çünkü benim anneannem Gümüşhaneliydi, Türkiye'deydi aslen.
O da ki Evet, ben bir tarafınız Türk. kendim de Tehran'da doğuldum ama İran'ın Tahran. Azerbaycan'da büyüdüm. Yani Urumiye, Yuksak ve Hakkari'den 2 saatlik araba yoludur. Biz de gelip gelende buradan uçağla gideriz Hakkari'ye. Hakkari'den 1 saat bu taraftan, 1 saat bu taraftan hattan yetişir şehrimize. Orada büyüdüm ben. Tamam mı? Evet. Azerbaycan'da büyüdüm. Kendim de bir Türk'üm. Evet. Peki yoga nasıl girdi hayatınıza? Yani bunu çok merak ediyorum. Tamam. Ben yani çocukluktan çok bir özel bir adetlerim vardı. Kendime çok, yani içerime çok dikkat ederdim. Ta ki yavaş yavaş büyüyünce okula gittim, liseyi okuma öğrenciyim. Sonra bu bilici insanların kitaplarını okudum. Gördüm ki bunlar meditasyondan bahsediyorlar ki insana lazım ki bazı zamanlar ki her yer sakin ve çok ses yok sosyalda. Onda bir saat oturup ya birkaç dakika oturup içerilerine yolculuk yapsınlar. Bu meditasyon bu şekilde bende başlandı. O zaman da çok bundan yani önceydi. 25 yıl önce olabilir, 30 yıl önce olabilir. İyi hatırlıyorum ki 1980'da filan da başlandı benden yani meditasyon falan. Evet. Sonra yavaş yavaş kitapları okudum. O zaman çok az kitap vardı. İran'da da çok az kitap vardı. Tehran'da büyük üniversitenin karşısında bir kitap satanlar vardı. Onlarda çok az ben bunları bir buldum, okudum falan. Gördüm çok önemli bir yol. Yavaş yavaş o zaman iyi bilmiyordum ki meditasyonda yoga'nın 6. katıdır. Ama bunu sürekli yapıyordum. Bu şekilde yani ulaştım meditasyondan. Sonraki pranik sistemim, enerji sistemim ayıldı benim. Ondan sonra yoga'nı anladım. Evren beni bu yola yani koydu. Evet. Yani sizin hocanız yani İran'da mıydı? Yoga hocanız. Aslı hocam benim içerimde benden buluştu. Ama dışarı hoca da çoğu var mıydı? Önceki hocam şu anda Kanada'da yaşayabilir bir hanımefendiydi. Enerjiyle tedavi yolunda yani ben ona öğrenci oldum ve enerjiyle tedavini onun yanında öğrendim çok zaman. O bana söyledi ki senin enerjilerin çok yüksek. İstiyorsun bir Kundalini hocası sana tanıttırım. Amerika'dan gelmiş burada çok az zaman İran'da olacak dedim. Evet lütfen. O kanıtlı bir hocasıydı. Kriya Yoga'nın uzmanıydı. Çok yani iyi. Kriya Yoga, evet. Evet, aydın bir hocaydı. Beni davet etti Şiraz'a. Orada bir oturuşumuz planımız oldu. 35 neferdik orada. Kişiydik, 35 kişiydik. Orada daha benim yani çünkü bir uyanış bana olmuştu. Kundalini'm orada ayıldı benim artık. Kriya Yoga'nı sonra dönenden sonra Tehran'a onunla birkaç ay birlikte oldum. O bana çok etki verdi. Şu anda da Avrupa'da ve Amerika'da işi bu, yolu bu. Kambiz Nefisi. Allah onun işini rast getsin. Ama kendimin üstünde çalıştım. Yoksa başka bir hocalar da vardılar ama kısa zamanda birlikte olduk. Asil ustadı kendi içimde buldum onu, onunla tanıştım gerçeği. Peki ailede sizden başka yoga ile ilgilenen var mı? Hayır, yoga bir yoldur, sebebini söyleyeyim. Yoga bir yoldur ki hiç kese tavsiye olunmaz. Ben mesela namaz kıldım. Bugüne kadar oğluma demedim gel benden hadi namaz kıl. O sesle benden isteyecek, ben de ona yardımcı olacağım. Öyle. Yoga da bu şekilde bir şeydi. Hiç kese tavsiye olmaz. Mesela ben indi
Şu anda şimdi 17 dildi, hiç et dilime değmedi. Ama benim ailem, benim oğlanlarım hepsi et yerler, çok da severler. Ha, siz vejetaryen misiniz? Ben vejetaryenim, evet, bir 6 yıl, 7 yılda vegan oldum. Ama sonra vegan gördüm ki teessüp falan, öğrencilerim biraz yani teessübe geçiyorlar. O da ki vejetaryen oldum. Şu anda evet, 17 dilden biraz aşağı yukarıydı, ben vejetaryenim. Çok da mutluyum. Evet, bunu evet da tavsiye etmem hiç kese yani. Hiç kişi. Sanırım bedenimiz ne istediğini biliyor. Tam doğru. Yani bilmiyorum, ben vejetaryenliğe son derece saygım var. Ama ben et yiyorum yani. Çok olmasa da yiyorum. Ama bir şey var. Bilinç değiştikçe bilincim ete karşı olan sevgim de azalıyor. Azaldı daha doğrusu. Bilinçle alakalı, bilinç düzeyimizle doğru, alakalı. Doğru. Çünkü hayvanları da çok seviyorum. Hayvanları çok sevince biraz düşünüyor insan. Evet, bu başka bir konu. Bizim bugün konumuz yoga. Lütfen bize biraz yoganın faydalarından bahseder misiniz? Yani en çok zor bir soru bu ki, yoga nedir ve yoga. Evet. Yani ne söyleyebilirim ben? Yani yoga en tam faydadır. Ama bu şartıyla ki disiplin olsun. Yoga Patanjali'den söylediler. Patanjali önce bir kişiydi. 250 yıl Mesih'in anadan olmasından önce yoga sutraları yazmış. Şu adamlar ki yani referanslara gelip ya kitap okuyorlar, bunları biliyorlar. Yoga sutra söylerler onlara. Çok da önemli bir şey. Sonra yoga yani disiplin. Söylemişler yoga nedir? Söylemişler disiplin. Yoga yani bir şeydi ki insan yani gerçekten gerek disiplini olsun onda. Ben bunu söylüyorum. Kitaptan bir söz istemiyorum söyleyeyim. Tam çok toplantılarım ve öğrencilerimle oturduğum konuda konuştuğum yani nasıl, bugün tecrübem nasıl? Ne tecrübeler aldım? Sosyaldan, başka insanlarla karşılaştım. Öfke gelende nasıl oldu ki inşallah zaman olmaz. Sonra stres gelende nasıl oldu. Sonra bir insanı elden verende nasıl oldu. Hastalık geldi nasıl oldu. Bakın gün yani bizim tecrübelerimiz çok önemli. Benim tecrübem bunu söylüyor ki bir insan yoganı sürekli bir yani tecrübeli hocayla bir belet insanla yapsa içerinin cennetin sonunda bulacak. Aşağı yukarı indi zaman ortalıklarda herkese karma üzerinden az ya çok olabilir. Evet. Yoga evet. Tam faydadır. Tam fayda. Tamam. Tam fayda. Mesela birkaç ben size mesel vurum. Benim kaç öğrencilerimden var ki bunların multiple sclerosis hastalıkları vardı. MS. MS hastalığı, evet. İlaç kullanmıyorlar. Yoga onları etkilendirdi. Ve çoğu da razıdılar. Şu anda da benden İran'la toplantıları var. Sürekli haftada iki defa filan birlikteyiz. Şu anda. Evet. Harika. Hanımefendilerin hastalıkları, rahim hastalıkları yani aradan gitti. Yani sağlık geldi onlara. Çok erkeklere, kadınlara hiç fark etmez. Herkesin kendi yani çeşit hastalıklarına göre yoga gerçekten fayda verdi herkes. Bu kadar söyleyeyim yani. Ondan sonra yoga bu kadar küçük bir şey değil ki biz hastalığa rağmen yoga yapak. Yoga yani kendi esaleti ve kendi gerçeği içinde bul.
yoga'nın sonu yani bu ki bundan da yüksek bir lezzet, aşk, farkındalık olamazdı. Harika, harika. Ben size bir soru daha sormuştum sizinle konuşurken telefonda. Günün birinde kendi öğrencilerinizi yetiştirecek misiniz demiştim. Hatırladınız mı? Evet, evet, evet. Bakın, öğrenci ne istiyor? Bazı öğrenciler olur, çok iyi öğrencidirler, çok fedakar öğrencidirler, çok nazik. Ama onlar hocalığa gelmemiş. Yapamazlar yani. Ama bazı öğrenciler var, bunlarda bir hocalık istidadı var. Onlar hoca olabilir, onları yetiştirmek olabilir ki yoga dersi versinler. Yoga dersi bence insan çok az da olsa gerek uyansın. Gerek kundalinisi o yüksek güç ki her insanda var. Her insanda var ama yukudadır. Tamam mı? Evet. Yogilerin tam dünyada yani aşkları, alakası bu ki, arzuları bu ki kundalini uyansın onlarda. Çoğu adamda bu kundaliniden insanları korkutuyor. Çünkü hiç bilmiyor kundalini nedir ya. Doğru, bazı sözler doğru ama bunu söylemek istiyorum. Ben gelin, şimdi gidin bir dersler alayım. Bir kitaplar okuyayım. Bir spor hocaları ki çok da saygılıdırlar. Ben severim onları da. Yanında öğrenin bazı şeyleri sonra gelin eğitim verim yogaya. Bence bu yani çok yogaya aşağı gözünden bakmak. Yoga'nın hocası eksik 10 yıl 15 yılden fazla gerek yoga çalışsın. İçeride aydınlık gelsin. Eğer spor çalışsak o başka yoga spor değil bunu söyleyeyim. Ama yoga'nın bir çeşidi ki asanalarda 8'den biri yani spor olabilir. Yani vücudun esnetmekleri falan onun da bir farkı var. Biz bir kat peşinde değiliz bir. İkinci metabolizmi yoga yavaşlatır, yükseltmez. Spor yükseder. O da iyi. Yani vücuda lazım. Ama yoga yani yazıklar olsun ki yoga'nı bir spor görüntü sadece. Bu da iyi olmayacak. Gün değil. Yoga yani ki ben kimim? Nereden gelmişim? Acaba ben bu vücudum sadece ne yapmalıyım? Öfke nedir geldi? Lezzet, ani lezzet nedir geldi? Şehvet nedir geldi? Heves nedir geldi? Bunların farkında olmanın yolu yani yoga. Güzel bir yol. Ama bundan güzel olamaz. Evet ama kendini de adamak lazım. Yani kendini vermek lazım, adamak lazım. Adamak Türkçe anlayabildiniz mi kendini adamak? Hayır, onu ben hiç bilmiyorum. Şöyle bir şey. Yani o yolda her anlamda kendini vererek yürümek. Bakın, yani emek vermek. Bakın. Yoga'da bir yolumuz var. Ona karma yoga söyleriz biz. Benim çoğu öğrencilerim var. Bunlar ya üniversite doktorudular ya da doktorluk okuyorlar üniversitede. Bunlar karma yoga yaparlar. Bunlar sürekli bunu söylerler. Ne yapabiliriz? Bir elbise yıkabiliriz elde acaba? Elde, makinede değil. Acaba elinden yer yıkabiliriz mi? Bunlara aşıktılar. Yani, bir insan aydınlık peşinde olsa kurur ve kibir yani bir yere gitmeli. Tamam mı? Bu insanlar ki ben söylüyorum zaten yani karma yoga'nı iyi almışlar. Karma yoga da bir yoldu ki yani karma yoga yani ne? Yani sen bir çalışman olsun hiç intizarın onun karşısında olmasın. Para olur olsun teşekkür ederim
ellerine sağlık olabilir olsun. Bular olmayacak onun içinde. Hı hı. O sadece çalışır ve mutlu da çalışmağına. Bir sebepten çalışmıyor. Bu çok yani zor bir iş kendinde de. Buna karma yoga söyleriz biz, tamam mı? Biz iyiydi ki her insana ki ihtiyacı var. Her insana ki sadece ihtiyacı var. O kadar ki başarabiliriz. Yok ondan fazla ki baş sokak başka insanların yaşamına. Çok iyi olur ki birbirimize destek olak. Tamam. Hı-hı. Bu kadar. Bazı sorular var. Size onları ileteceğim şimdi. Sanırım bir öğrenciniz Dilek Hanım bir soru sormuş. Elementleri yoga olarak çalışıyorum. Hayatım değişti. Yin Yang serisini yaptım. Toprak elementini bitirdim. 30 gün yaptım. Ateş eylemine geçmek doğru mu demiş. Bunları bırakacak. Hepsini bırakacak. Yoga öğrencisi bilgi peşinde olmaz. Olsa yoldan azacak. Olsa kurur yakalayacak onu. Olsa diyecek ben biliyorum. Bu katı geçittim ha. Toprağı geçittim ha. Suyu geçittim ha. Şimdi onu geçiriyorum ha. Bunları bırakacak. Sadece bir tane asil hoca. Asil hoca. Asil hoca dünyada çok az. Dünyada çok az. Olabilir ki bir memlekette bir kişi, beş kişi olsun ya olmasın. Onlar da kendilerini tanıttırsınlar, alakaları olsun ki, yani ki etikaftadırlar, yani ki içeri sakinliklerindadırlar. Çoğu adam maalesef geliyor, yani dört tane kitap okuyor, bir dört tane nefes, ben özür dilerim, siz de nefes uzmanısınız. Rica ederim, hani affedin, rica ederim. Ben, yani çok rica açık ederim. Söylerim, lütfen, lütfen benden yani sıkıntınız olmasın, lütfen kusura bakmayın. Gelip bir eğitim alıyor, birkaç ay, kaç yıl nefes çekiyor ama 7000 yıldır yogada nefes var. Nefes yeni gelmedi. Yoga'nın nefesin esil yolu pranayamadı. Başka bir şey. Ama herkese ben saygı duruyorum. Herkese saygı duruyorum. Nefes çalışması çok iyi. Mesela biz geliyoruz bir takım nefesleri öğreniyoruz. Günde de bunu sürekli disiplinle yapıyoruz. 5 yıldan sonra söylüyor, biz hoca olduk ha. Bakın, yani o keski yoga çalışıyor, bilgini bırakacak. Ben söylemiyorum bilgisi olmasın. Ay bunu geçittim, ona çattım. Bunlar insanı yani kullanar, dolandırar. Tamam mı? Yoga yapan sadece emelen yoga yapar. Yama, niyama, pranayama indi bunları söyleyeceğim. Pratihara, dharma, diyana, samadhi. 8 kat. Tamam mı? Ama hala ben yamanı bitirdim. Geçiyorum niyamaya. Niyamanı, mesela yama ne? Çok az bunu ben konusunda konuşacağım. Tabii. Yalan söyleme. Keybet yapma. Bir insan ki yok onun sözünü söyleme. Kıskanma, hayvanlara zarar verme, hiç mevcuda zarar verme ve kendine zarar verme, böyle ağaca bile, tamam mı? Doğru danış, yalan söyleme, doğru yap, hırsızlık yapma, bu şeyler, bunlar yama ve niyamadı. Biri insanın kendine ait, biri sosyala ait. Mesela kanaatli ol, mesela İşvara Pranit yani. Mesela bil ki Allah Tanrı bir. Tamam. Bu şeylerdi. Sonra oruca tapası var onun. Orucu var onun. Başka şeyleri ala. Bunlar et. Sonra getir üçüncü pranayama. Pranayama. Bazı insanlar zanneder ki pranayama sadece dört tane nefes alıp vermek. Oksijenle çok etkisi yok. Prana evrenin her yerinde var. Atmosferden yüksekte de var. Günün yani otuna o sebep.
Ayın dolanmağını o sebep. Prana her yerde var. Ama oksijen sadece atmosferde vardı. Doğru mu? Pranayama oksijen değil. Pranayama yani bu ki sen elektrik gücünü yükseldesen, yıkasan, temizliyesen ve çok 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 önemli bir yol. Bu prana kendisi ve pranayama o kadar yani o kadar yani önemli ve hassas bir şeydi yogadaki. Yani asanalardan biri zarar görebilir ama pranayamada biri doğru davranmasa zarar veri görebilir. Onun karşısında da çok yüksek faydalar. Böyle nasıl? Bazı şeyleri söyleyebilmiyorum. Bazı insanlar var, bazı kişiler var. Mesela Hindistan'da 10 yıl pranayama çalışır ki yerden kalksın. Vücudun yani yer çekici gücüne karşılaştırsın. Yerden gerek de yok ama söylüyorum ki yani önemi bu kadar çok yani. Çok hastalıklara önemi var, tamam mı? Bu kadar. Ama biz söylüyoruz ki bunu yaptık, şimdi buradayız, şimdi buradayız. Yoga bu şekilde bir şey değil. Siz bir zamandan sonra yogada da kendinizi ve kururuzu ve kibrizi bilmiyorsunuz. O zaman yoga başlıyor yavaş yavaş. İçeri ışıklar görsenir, bu gözünden değil, içeri gözükten. Sonra duymaklar başlanır, içeri duyuşlardı. Sonra bu kadar. Yani çok zamanımız o kadar değil. Ben bunları çok yalnızlar. Nasıl ne kadar da söylesem az olur yani. Evet, evet. Bu arada bu kadar biraz basit değil. Evet, evet. Bu arada biraz önce soru soran hanımefendi, peki o hocam o zaman ne yapacağız demiş. O sorduğu soruya istinaden. İçeriye girecek. Bir içeriden isteyecek. Allah'ım, Tanrım, bana bir hoca nasip et ki o aydın hoca olsun gerçekten. Kitaplı, bilgili hayır. Bizim 10 tane PhD'miz olabilir. Ama bunlar bilgi, bunlar farkındalık değil. Bunlar uyanık değil. Tamam mı? Farkındalık, mesela. Hazreti Muhammed sallallahu munciydi. Hiç savabi okudu. Okumak, yazmak bilmezdi ama farkındalığı. Farkındalıkta ondan yüksek bir insan yokudu. İsterim bir misal vurun ki farkında yani. Yani sabah ve bilgi değil, formal değil. Üniversite değil. Hafize değil. Çok yüksek bir şey, çok fazla bir şey. Farkındalık. O İçerisinden rica etsin Tanrı bana bir hoca nasip et zamanında ki ben ondan meditasyon şaktipati alayım, meditasyon yapmak. Bakın sadece bu değil ki ben nasıl meditasyon mesela söyleyeyim bu kadar değil. Bak gözleri ve yum zihne televizyon kadar bak. Hocanın, aydın hocanın elektriki şaktipati lazım. Şakti o elektrikti. Pat yani hocanın o emeli ki o gerek bir içeriden istesin, Tanrı'dan yardım istesin, ona Tanrı bir aydın hoca nasip etsin. Tam bir insan ki aydın olsun, sadece bilgi ve teknik bilen değil. Onun şaktipat kudreti olsun, kundalini yoga hocası olsun. Onun civarında böyle mesafeti de olsa bu yavaş yavaş etkini alıp yükselecek kendi kendine. Bir şeye ihtiyaç yok. Huzur lazım. Doğru söylüyorsunuz. Bu arada sevgili Necla'cığım, Neva Gelişim, Uyanış Festivallerinin kurucusu sevgili arkadaşım Necla'cığım yazmış. Size demiş ki çok şükür iyi ki varsınız hocam. İyi ki sizinle yogaya başladık ve içeri yolculuk muhteşem ötesi. Efendim biraz da içeri yolculuktan bahsedelim mi? Nasıl bir çalışma bu? Oh, çok zor sorular yani. Yalda'cığım, yani tecrübeni söylemek çok yani basit değil. Bu evet. Kadar söyleyeyim. Sen Fransa'ya gidiyorsun. Eiffel burcunu görüyorsun. Sonra geliyorsun, bir arkadaş hiç görmemiş. O söylüyor ki nereye gitti, nasıl?
ne kadar söyleyebilirsin, ne kadar? Ama ben yani önce bunu söyleyeyim. Çünkü bir insanım ki kıymetli hocaların, kıymetli arkadaşların çok kıymetini bilirim. Necla bir aşk. Nasıl söyleyeyim ya? Söyleyebilirim. O kadar bu hanımefendinin kalbinde aşk var. O Necla çok tatlı bir kadın. O kadar bal. Necla duyuyor musun? İntizarsız bir hanımefendi. Yani tam aşk peşinde ve insanlara yardım etmek peşinde. Çok yani nazik ve iyi bir insan buldum Necla Hanım'ı. Zarif bir kadın. Bugündeki ben sizinle konuşurum. Bunun sebebi de Necla Hanım. Ben teşekkür ederim. Tabii. Dedi ki hocam sizi ben kendim hoca bilmiyorum, o beni söyledi, onun sözü. Hocam sizi daha çok tanıtmak istiyorum. Siz yani iyi bir öğretmensiz bu yolda. Yani yazık olur. Gelin bir röportaj yapın diye benim bir arkadaşım var çok yakın. Yalda Hanım. O bu işlerde çok uzman. O bize yardımcı olacak. Sonra o sebep oldu. Teşekkür yani. Bugün de ben yani çok mutluyum ki sizlerle konuşuyorum. Ve sizlerden çok şeyler öğreniyorum. Bunu söyleyeyim ama ben kendimi çok bilici bir insan bilmiyorum. Ama mutlu biliyorum. Ben mutlu bir insanım. Çok mutlu bir insanım. Ne mutlu. Ne mutlu. Bu mutluluk da tam içeriden gelmiş. Dışarıda değil. Bunu söyleyeyim. İçeride mutluluk olmasa dışarıda da olmaz. Ama dışarıya da bakan da her yeri mutlu görüyorum. İçeri yolculuğu bir yoldu ki biz ikinci toplantısının yani sona geldik dün. Perşembeler olur bu. Sonra çok kıymetli de bir hocalar var orada. Şimdi istemiyorum onlardan yani söz edeyim. Ben özüm olarak yani öğrenciyim bir. Bu arada o kadar çok... Teşekkür ederim ki. Teşekkür ederim ki beni seçtiler bu yolda. Ben çok mutluyum buna. Ama bunu da söylüyorum. Şükür Allah'a tecrübem var bu yolda. Yani burada bir kurur lazım değil. Yani herkese Tanrı her şeyi verer, alar. Tamam mı? İçeri yolculuğu Pratihara'nın bir yoludur. Pratihara nasıl? Bakın Pratihara 5. kattı. Yama, Niyama, Pranayama, Asana. Özür dilerim. Pranayama, Pratihara. 5. kattı. Pratihara yani 5 hissi ve kaç saniye ya kaç dakika unut. Çık. Bakış. Duymak. Sonra tat. Sonra dokunmak. Bunlardan çık. 5 his. Herkes biliyor. Bura yogada Pratihara söylerler. Tamam mı? Pratihara'nın bir yolu da İçeri yolculuğudur ki ben bir 17-18 ildi bunu öğrencilerimle çalışıyorum ve herkes bundan çok razı ve mutludur. Biri de ben kendim özüm. Tamam. Kaç saat sürüyor? Saat değil. 40 dakikadan eksik. 30 falan dakika. Hayır, toplam kaç kez buluşuyorsunuz bu çalışmada? Onun teknikim verma. Biz 4 toplantı koyduk. Her dört haftada kez. Bir defa 1 saat, bazı zamanlar 1,5 da olabilir. Tamam mı? Evet. Sonra bunun hem meditasyon tekniği hem de içeri yolculuğunun tekniği. Sonra canlı kendimiz yapıyoruz. Sonra da benim bir kayıtlı bir sesim var müzikle beraber. Onları bırakıyorum. Her kişi kendi kendine çalışıyor. Bazı zamanlarda benden yani mesela bir soru olanda filan da bir problem olanda ben ona telefon dalında yani görüşte çözerim. Bu kadar. Pratihara çok önemlidir. Çok hastalıklara yani destek olabilir, aradan götürebilir, müdürlük yapabilir. Ve öğrencilerim ki söyledim hatta MS'leri onların aradan götürülmüş bir yani zaten de bunun içeri yolculuğunun etkisidir.
Sonra huşu çoğaldır, hafızlarını çoğaldır ve insan olar ki üniversitede filan da çok ağır dersleri filanı var, onlara çok etkili olabilir. Bunlar bir tecrübedir, yani bu yönün de tecrübesi değil. Ama ben en azı 17 yıldır kendim, 18 yıldır kendim ve öğrencilerimle bunu tecrübe yapıyoruz. Mucize. Nasıl söyleyeyim size yani? Bakın, ben çok az kısa da bir şey de size söyleyeyim. Biz duş yapıyoruz. Neden? Banyoya geliyoruz. Neden? Bizim o çirkinliklerimizi götürür, tamam mı? Biz yıkanırız, temizleşiriz. İçerimiz nasıl? Çöpler onlar yılda yığılmış. Öfkelerden, karşılıklardan, negatif enerjilerden. İçeri yolculuğu, içeri duşu. Bu kadar. Çok güzel. Zamanımız var. Yoksa çok burada bilgi var. Peki yeni bir sınıf açacak mısınız? Evet ki, yani Necda Hanım'la bunun fikrindeyiz ki daha bunu bu yönde mesela bir sizinki reportaj yaptık. Budur ki çok kişilerin daha bundan bilgisi olsun inşallah birlikte olarak. Benim de hedefim o. Bu mutluluğu başka insanlara aktarın. O daha beni mutlu eder. Tanrı benden razı olur. Bu çok güzel. Bundan güzel bir şey olmaz. Tabii ki. Hem siz mutlu, hem öğrencileriniz mutlu. Evet. Harika. Herkes öz payını götürüyor bu sıfradan. Peki ama bir şey soracağım şimdi. Siz yogaya başlamadan da böyle mutlu muydunuz? Doğuştan mı mutlusunuz? Hayır. Cehennem yaşadım, doğrusu. Gençliğimde cehennem yaşadım. Çok hastalıklarım vardı. Stresim vardı. Sormayın ya. Cehennemi yaşadım, sonra yoga beni cennet açtı. Tanrı'ya çok şükür. Evet. Geçeceğiz, sormayın. Şimdi yoga hakkında yanlış bilinen bir gerçek var. Yoga bir din değil. Hiç alakası yok ama. Bunu biraz açıklar mısınız? Evet. Bunu söyleyeceğim. Ben Müslüman ailesindeyim. Fark etmez olabilirdi ki Mesih'i oğlum ama Müslüman aile ve çok razıyım. Evet. Ben bile sabah namazlarım kazaya gitmez. Namazlarımı süratli kılam, disiplinle orucumu tutarım. Ama bu kendime ait. Başka insanları ilgilendirmez. Ama size söylemek. Yoga bana yardım etti. Namazın disiplinleri bir saniye geçmedi. Yoga bana yardım etti. Orucumu farkındalığıyla tuttum. Yoga zihni sakinleştirir. Vücudu dengeye getirir. Herkes de dinin daha iyi biliyor. Ama yoga bir din değil. Bazı insanlar söylerler Budizm falan. Buda'dan çok önce yoga vardı. Tamam. Buda da yoga'dan etkilendi. Yani karşılaştı. Bunu söyleyebilirim. Çok yani. Evet. Cesaretle bunu söyleyebilirim. Vallahi öğrencilerimiz. Müslüman olmama mutluyum. Çok da razıyım. Bir eksikim yok. Benim dinimde de bir eksik yok. Ama yoga başka bir şey yani. Yoga dengeyi getirir ve dinimi de iyi anlıyorum. Siz öğrencilerinize ne yapıyorsanız baksanıza yani burada altına yazılan yazılarda kalpler, teşekkürler, hocamız bir tane demeler, oh. Utandırmayın ben. Ama seviyorlar, çok seviyorlar sizi. Ben de zaten herkesi seviyorum. Evet, Necla çok seviyor sizi zaten. Hocam diyor, başka bir şey demiyor. Bu arada sevgili izleyenler, hem Uyan Festivalleri sayfasını hem Necla'cığımın sayfası, Neva Gelişim sayfasını takip ederseniz zaten yukarıda yazılarda kendisinin yazısını görürsünüz. Tüm bilgileri Necla Hanım'dan alabilirsiniz. Hanımefendim, bir şey de benim hatırımdan çıkmamış, size söyleyeyim. Bizim bir sayfamız var. Instagram'da da var. Samadhi Yoga.org.
samadiyoga.org, tamam mı? Bu ne? İnternette yani arasalar çok orada makalelerimiz var. Yoga ve kalp makaleleri vardı. Yoga ve diyabet makalesi. Bugün çıktı yani, ben Necla Hanım'a da onu gönderdim. 14 safa aşağı yukarı. Sonra stres ve yogadan makalemiz var. Çok iyi bir şeyler de oradan alabilirler. Başka bir sözle söyleyeceğim. Çok önemli. Tabii, buyurun. Arkadaşlarım, arkadaşlarım, güzellerim. Yoga akrobat değil. Yoga bile acayip karayip bir modeller değil. Herkes yoga yapabilir. Çocuk 7 yaşından ta 100 kaç yaşına kadar bir insan duysa, görse yoga yapabilir. Yoga zor bir şey değil. Akrobatla yoganı bazı insanlar aşklarım yani ters tutuyorlar. Yoga herkesin yolu. Bir hanımefendi ki ev hanımı da onun yolu. Bir öğretmenin yolu. Bir profesörün yolu. Bir hasta insanın ki çok yani vücudunda terpedebilir, onun da yolu. Çeşitler farklı. Aşklarım, yoga akrobat değil. Yoga herkese yani bir olan bir şey, tamam mı? Bu kadar ben size söyleyeyim. Şu anda benim canlı yayınlarım vardı. Böyle 60'tan yüksek ve olabilir hem genci de 18-19 yaşında var. Tamam. Bunu söylemek istiyordum. Bu çok önemli. Çünkü biz her safhaya gidiyoruz. Bir nefer, gelin ben yoga öğretmeliyim. Bir balans açmış, ters düşmüş. Aa, yani insanlar... ben yapamam bunu. Ben yoganın iniyorum ya. Ben, yoga o değil. Bunu söylemek istedim. Evet. Peki çocuklarla çalışıyor musunuz? Hayır, benim yolum çocuk değil. Ama genç insanlardan ki benim çoğu yani öğrencilerim orta yaş insanlar. Onlar ki mesela telkanlılıklar çıkmış, tecrübeleri var. Bunlar dahi iyi. Ama onların da uzmanı var. Onların da yani çoğu bu kadar derin yoga lazım değil çocuklara. Ama benim işim o değil. ama ne kadar erken sanırım başlanırsa o kadar güzel. 7 yaşından bir insan yoganı yapabilir. 7 yaşından fazla ve çoğu yüzden daha çoğular. Bir sözle söyleyeyim. Yoganın enerjisi yani kaç kilometre kadar bir insan bile bilmeye etkisi olacak. Bu yani test olunmuş. Evet. Harika. Çok güzel. Öğrencileriniz de bayıldı. İzleyenler de bayıldı bence. Çok herkes kalpler. Alttaki kalpleri görseniz kalp sayfası oldu. Utanıyorum. Onları bana göstermeyin lütfen. İhtiyaç yok onlara. Ben onların kalplerinden öpüyorum. Aşkımı intizarsız, sebepsiz herkese paylaşırım. Çok çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Peki programı kapatmadan önce artık program diyorum. Bu da televizyon programı gibi bir şey oldu benim için. Yayınımızı kapatmadan önce son birkaç cümleniz var mı izleyicilerimiz? İzin verseniz var. Yarın tabii 25 Juan Yoga Uluslararası Günü herkese mübarek olsun. Buna karar verdiler. Bir de ki başka son sözüm. Beni bırakın. Yoganı bırakmayın. Size mutluluk getirir. Gerçekten başka şey getirmez. Rica ederim canım benim. Her zaman senin hocaların, benim hocalarım. Necla'cığımı ben de çok seviyorum. Ben de onunla çalışmayı arzu ediyorum. Çalışmayı diliyorum. Çalışmaya niyet koyuyorum. İnşallah kocaman bir aile olacağız. İnşallah. Sizin hepinizi Allah'a emanet veriyorum. Her yıl fırsat. İyi akşamlar. Sağ olun.
Sağ olun, sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek. Kendinize çok çok iyi bakın. Teşekkür ederim herkes. Hepinizi çok Bu arada seviyorum. İyi sizin de akşamlar. yoga gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim herkese, herkese. İyi akşamlar. Hoşça Teşekkür kalın. ederim. Rica ederim, rica ederim. Teşekkür Bu ederim. arada, bu program Yelda Çetiner YouTube adresine yüklenecek. Yarın bir kez daha izlemek isterseniz veya başkalarıyla paylaşmak isterseniz Yelda Çetiner YouTube adresinden izleyebilirsiniz Naser Bey ile olan programımızı. İnşallah. Hoşça kalın. İyi Hoşça kalın. akşamlar. Evet, bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum efendim. Öncelikle Necla'cığım aracı olduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Naser Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere şükran duyuyorum. Sizler olmasanız, izleyenlerimiz olmasa biz kendi kendimize mi konuşacağız? Ben bu arada bir şey paylaşmak istiyorum. Yarın biliyorsunuz Dünya Yoga Günü. Aynı zamanda Babalar Günü. Aynı zamanda Ekinoks. Yani böyle dop dolu farkındalıkla, yükselişle dolu bir gün yarın. Üçüncü Göz Dergisi'nin yarın bu konularla alakalı bir festivali var. Üçüncü Göz Dergisi'nin. Üçüncü Göz Dergisi'ni takip edebilirsiniz. Ben de yarın saat 11'de, sabah 11'de nefes farkındalığı ile ilgili bir çalışma yaptıracağım. O zaman yarın görüşmek üzere. Size en içten sevgilerimi yolluyorum. Yalnız Yelda Çetiner sayfasında değil, Üçüncü Göz dergisinin sayfasında olacağım. Biraz sonra da zaten paylaşacağım afişini. Efendim, holistik nefes eğitmeni Yelda Çetiner size kocaman sevgilerini yolluyor. Sevgilerimle.